Evet. Kayıttayız. Kayıtta mıyız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam. Kayda dönelim. Nasılsınız millet? İyi misiniz? İyi. Allah daha iyi yesin. Şimdi arkadaşlar bugün size iPhone 6 uzun vidadan dolayı olan arızayı da veriyor burada. Gördün mü? Bu cinsi. Gördün mü? Wi-Fi hepsini veriyor ya. Full ardı full veriyor. Ne yapıyoruz? Neyse biz geri işimize dönelim. Şuraya başa dönelim. Ben titretiyorum arkadaşım. Titretmeyeceksin. Titretme işi yok. Bize ne lazım? Şu anlık burası lazım. Ya da buranın daha düzgün versiyonu var. Şurası lazım. Şöyle alalım. Keşke evet. Cihaz sökseydin. Ha. 6 Plus dokunmatik arızamız var arkadaşlar. Bir tane entegre arızası. Baştan sona beraber yapalım dedik. Yapalım. Ekran denendi değil mi? Buna. Denendi. Denendi. Olmuyor. İki orijinal bir yan sanayi denendi. İki orijinal bir yan sanayi. Yan sanayide bazen çalıştı. Bazen. Her zaman ha. Değil. Kronik arıza 6 Plus'larda. Bu arada kış geldi arkadaşlar. Ulamını içiyoruz. Yılbaşı yanaşıyor. Videonun sonuna doğru yılbaşı için özel bir röportaj yapacağım. Ya niye bunlar bana denk geliyor hep? Ya, arkadaşlar sökmeyi göstermiyorum size 6 Plus'ı. Bunu hızlı hızlı hallediyorsunuzdur. Yani şayet tamir yapacaksanız. Bunu evde yapmayacağınıza göre. Bakayım nasıl sökmüşüm cihazı. Bakacağız şimdi daha önce nerelerden geçmiş, kim sökmüş, ne yapmış. Belli edecek. Ellerini saklama orayı da biz de görelim. Ya iPhone 6'yı açmaya, 6 Plus'ı açmayı şimdi bilmiyorsa adam biz ona dokunmadık tamiri mi anlatacağız? Şimdi belki o adam sadece izleme amaçlı açmıştır. He tamam sadece izleme amaçlı açsın o zaman izlesin. Şimdi toplamasını videolamayız. Sadece şurada arkadaşlar ilk önce ekranın üstündeki zımbırdı şeyi söküyorum vidaları. Ekran sökedini sabit tutsun diye. Meşgule atıyorsun. Hah, vida gidiyor. O arada bak. Kayboldu gitti. Hatta cihazı uçak moduna bile alabilirsin yani. Şimdi videoda kesilir mesilir. Kesilirse birleştiririz. Çok da sorun değil. Oh moh yok. Düzgün. Ilamur içiyorum. Ha, ilamur mu içiyorsun? Tamam var. Araya aslında serpiştirebilirdik şu konuşmaları ama. Neyse videomuzun konusunun dışına çıkmıyor. Nasıl konuşmalı? Arkadaşlar şimdi ben bunu söktüm. Hapşıracağım. Ha. Bir saniye. Hapşır bakalım. Hapşır. Direkt bunları buradan almıyoruz arkadaşlar. Hani oraya da sökmeden önce ilk önce bataryayla yani elektrikle olan alakasını cihazın her zaman kesin. Hiçbir şey sökmeden önce. Ne yapıyorsunuz? Cihazınız zaten kapanmıyor dokunmadıktan dolayı. Ne yapıyoruz? Şuradan bir tırnağını kaldırıyoruz. Buraya kaldırdıktan sonra artık ekranımızı yavaş yavaş soketlerinden alıyoruz. Hayır. Şimdi bir saniye bir mola verelim. Şöyle. İçeride bir toplantımız var. Toplantımız mı? Aha. Tamam, başlayalım. Devam edelim. Evet. Başladık. Evet. Şimdi arkadaşlar batarya tırnağını söktük gösterdik videodan önce araya bir mecburen bir durak girdi. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi ilk önce oraya kurcalama sim yuvamızı alıyoruz. Şunu ben hızlı hızlı sökeyim. Bunu sökmeyi bilmeyen zaten bu işi yapmayacaktır. Geçelim o işlere. Yıldız nerede? Yıldız da burada. Niye bunu bu kadar topladın ya? Tamir olmayacak mı kardeşim? Niye topladın onu baştan aşağı? Biz öyle adamız işte. Bir de daha böyle diziyorum ki sonra neyi nereden söktüğümü rahat bulayım diye. Tornavida da büyük mü geliyor sana? Göründüğünü mü engelliyor? Bayağı bir. Ellerin de büyük senin. Ya ellerim tamam. Sak tornavida kullanalım. Daha, ya anakart sökülme bu. Daha rahat. Anakart sökülme videosu değil ki bu. Yani bu ya tamir videosu olacak. Direkt biz keşke şeyden başlasaydık. Biz ilk önce bir anakart sökme videosu yapsaydık. Peşine tamir yapsaydık öyle mi? Aynen. Olabilirdi. Şimdi bak. Ben oraya doğru uzadım gidiyorum. Öyle mi? Alan bol olunca her yere dağıtıyorum. Yok. Buradan anlarlar. Ya ağır çekim yaparlar. Neyi söktüğümü görüyorlardır. Sırayla söküyorum.
O sırada bir şeylerden anlat bir soru. O sırada bir şeylerden anlatacağım size de adapte olamayacağım olaya. Bir de olay karışacak. Hani diyecekler ki yani teknoloji kanalı ne alaka diyecekler şimdi. He. He, anladın mı? Onun için telefonla sonunda, ilgili bir şeyden bahsetmişsin. Ha, telefonla ilgili. 6 Plus'lar güzel telefondur arkadaşlar. Milletin hayranlık uyandırdığı Note serisine özendiğinin sonucu çıkan bir telefon. Görmüş olduğunuz gibi burada şebeke şey Wi-Fi antenli yardımcıları var. Bunları da buradan kaldıralım. Bunları sonra takarız. Ya da takmasak da olur. Tamam mı? Buraya kadar has geldik. Şimdi buradan bunu esnettik. He, kamerayı kaldırdıydık mı? Kamerayı da kaldıralım. Tamam, kaldırdık. SIM yuvasını almıştık. Bunu başka burada tutan bir vida var. Var. Neresi var? Şu. Kıbraşım motoru. Acele ediyorum. Acele edince böyle oluyor. Şu şebeke antenini de kaldıralım. Görüyorlardır ya o kadarlık. Hacı. Kıbraşım motoru çok inatçı bir şey. Vidaları niye çıkmıyor yerinden? Ben de anlamış değilim ama çıkmıyor. Hele şükür. Seni böyle bir kenara koyalım. Şimdi board'umuzu tutalım. Esnedelim. Buradan da esnedelim. Hiçbir yeri kobarmadan altından şu anten kablosunu ya çıkaralım. Evet. Söktük. Sonunda söktük. Zaten bunu sökmek bir sürü zamandı ya. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Cihazın daha önce müşterinin söylemesine göre kastırdığında, esnettiğinde arada dokunmatik çalışıyormuş. Ama cihaz ekranı zaten kırık. Darbeden dolayı bu hale geldi kesin. Dokunmatik entegresine gidebilir. Ama dokunmatik entegresine de gitmeyebilir. Ne yapacağız? İlk önce ölçüm yapacağız. Dokunmatik soketinden omaj alacağız. İlk yapmamız gereken bu. Çok basit bir şeyden, bir dirençten, bir kapasitörden de yapıyor olabilir bu arızayı. İlk önce buradaki hep değerleri kontrol edeceğiz. Buradaki hataya göre anakarda geçeceğiz. Bir saniye. Hızlandırıyorum. Evet. Hızlandı. Yes. Şimdi hemen bize görüntü açar mısın? Ortada cana koyuyoruz. Size bir de göründü mü vereceğiz? Başka işimiz evet. Yok ya. Oo. Ne kadar zahmetlisiniz. Tamam. Doğru. Size de göründü verelim. Lazım olabilir. Şimdi ölçüm aletimizi alıyoruz. Evet. Direnç moduna getiriyoruz. Evet. Getirdik mi? Getirdik. Ölçüm aletimizi açıyoruz. Buradan programlardan ya da benim gibi işte böyle ucunsu bir şeyden herhangi bir şeyden böyle bunu temin edebilirsiniz. Şimdi burada duruş şeklini gösteriyor board'un. Duruşu nasılmış? Böyleymiş. Şu peçeteyi de şimdilik ayıralım. Sana biraz da ışık verelim. Bunun düğmesini mi kapatmış böyle? Evet. Aynı şekilde duruyoruz. Aynı şekil. Daha bunun üstüne direk koyabilirdim ben ama neyse dur. Bundan devam edelim olaya biz. Buradaki şekliyle beraber soketimizi ölçmeye başlayacağız. Sen de gözüküyor mu? Yes. Allah Allah. Aynı anda ikimiz de ne dizi? Öyle mi? Hı hı. Tamam. Tamam beni engel olmuyorum sana. Yok. Tamam. Kırmızı ucumuzu herhangi bir şasiye değdiriyoruz. Bakıyoruz diz sesimiz var normal. Şimdi şu en üstteki ne? Kamera. Onun bir altındaki dokunmatik, onun bir altındaki ekran, onun bir altındaki ne? Hı? Burası ne? Şurası ne? Üst flex. Ön kamera flex. Buradan göremiyorum. Şurası da kulaklık ıvır zıvır. Tamam. Şimdi dokunmatiğin olduğu sokete gidiyoruz. En köşeye diyoruz şase. Orada şase mi? GND yazıyor şase. Ondan sonra üst sıra ne yazıyor burada? Görüyor mu arkadaşlar? Görüyor mu? Zoom yapalım. Evet görünüyor. Hı? Yes. Yani bu şekil ölçeceğiz diyor. Hı. Bakacağız. Şimdi tutuyoruz en üstte.
1485. 1485, 1400, 1500, 1500, 500. Doğru. Oraya doğru az gidiyorduk. 600 mi var orada? Aynen. Biraz olmaz düşüklüğü var ama 581 normal. Öncü maliyetinde yani şurada daha önceki videoda söylemiştim. Burada 600 yazar. Sizde 580 ya da işte 620 falan çıkabilir. Yani 20-30 derece bu cihaz ölçtüğünüz cihaza göre değişir. Telaşlanmaya gerek yok. Ama 100-150 bir omaj kaybı varsa bu sefer telaşlanın. Evet. Şimdi neredeyiz biz? En son 600'ü nerede bırakmıştık? Şurada mı? 580 tamam. Evet. Hemen yanı OLE. OLE. Burada da OLE değil mi? Doğru. Sonra GN'de de DIT etmesi evet. lazım. Tamam. 1520. Evet. 1520. Evet. 1520. Evet. 1520. Hızlı hızlı gidelim. Devamını saymayı göremiyorum şu an. Tamam ben buraya doğru gidiyorum. Hı-hı. Sen devamını bilme. Orada gözüküyor mu? Görüyor. Ben görüyorum. Sen görüyorsan bu kameradakiler de görüyor. Tıt. Bir dıt daha buldum. Az güzel gidiyorduk. Bir dıt daha varmış önümüzde. Var mı dıt? Var mıymış? Varmış. Var. Sonra yine 1600, 1600, 1600 diye devam ediyor. Tam tıdı geçtik. Son. 1, 2, 3, 4. 4 tane. Tamam. Aynen. En son yine tıt. Aşağı iniyoruz. Aşağıda da 3. 1600 var. Bir tane OL var. Bir tane GND var. Sonra 1400. 1400. 1400. 1400 küsürlü yani onu okumuyorum. Yani hepsinde eşit verdiğine göre tamam burası oranıyla aynıdır. Bir tık daha buldum buraya doğru. Şu OLE'yi ben görmedim. Geçtin orayı geçtin. 1, 2, 3, 4, oraları 5, geçtin. 6, 7, 8, 9. Tekrar kontrol etmek istiyorum. Atlamamak lazım. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 9'da OLE vermemesi. OLE vermesi lazım oraya göre. Bizde OLE vermedi. Bir yanına bak. Dur. Değer mi veriyor? Değer vermemesi lazım orada. Şu 5'i bir bular. Bu 5. GND'de OLE'nin yanı. Tamam. Onun hemen yanı 1, 2, 3 tane. 1, 2, 3. Evet orada da değer verdi benimki. Değer vermemesi lazım. Hmm. Bir yan taraf. 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 Öyle gidiyorum. Hep aynı değerler. Kene'de. Bir tane daha tıt bulduk. Nerede? Şurada. Kene'de değer. Neredeydi o Kene'demiz? Değer. Değer. 1364. Orada değer düşük mü? 1450. Evet abi. Onun için. Tamam. Hemen yanı Kene'de. Hemen yanı OLE. OLE doğrudur. 1500. 1500. 1500 ve 1500. Evet. Omaj'da tek şüphelendiğimiz şey neydi? Şuradaki OLE'miz. Evet. Kaçıncı bacaktaki? 18. Buradaki OLE'yi gördük. Şuradaki OLE'de değer aldık. 18. bacak diye gitmiyor. Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. bacak. Hı. Şimdi 9. bacağa bir bakalım. Hemen buradan buluyoruz şeyi. Tamam ne yaptık? Şu tarafa gideceğiz pardon. Orta aynı şekil mi duruyor? Aynı şekil duruyor. Alttan buradan bakıyoruz bir de. Evet. Burada o bacak OLE olan o bacağımızı arıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada hayır OLE değilmiş. Doğruymuş. Hmm. Yani 1376'yı verebilirmiş. Hmm. Ödeki şema yanlış. Buraya göre. Şeklimiz aynı mı orayla? Duruşumuz aynı. Değil mi? Evet. Ölçümümüz de aynı, orası da aynı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şayet bu omajlar doğruysa, hı, ya diyelim doğru değil farz edelim. Şundan mesela atıyorum. Şuraya tıklayayım. Şundan mesela gelmiyor. Hı. Atıyorum. Daha basit bir şey göstereceğim. Sürkelmiyor, uzuyor onlar. Mesela şundan gelmedi. OLE. Ama OLE yazanda başka bir şey çıktı. Ya da şunda başka bir olay çıktı. Heh. Ne yapıyoruz? Şuradaki R'yi kontrol etmeden bir yere gitmiyorsun.
Yani mantığı bu, anladın mı? İlk önce bu bozulmuş olabilir diyerekten ondan başlayabilirsin olaya. Anladın mı? Çünkü ona en yakın arıza orada. Ama hayır, onu kontrol ettin, sağlam çıktı. Bak nereye gidiyormuş? Bak, gösteriyor şuraya doğru. Nereye gidiyormuş? Buraya. Yani şu an örnekleme veriyorum. Anladın mı? R sağlam çıktı. İşte oradan buraya geliyor. Ç, yani bir kapasitöre geliyor. Bu kapasitör arızalanmış olabilir. Ç 0.70.20. Onu kontrol ediyoruz. Öyle öyle gidiyoruz arızaya. Ama her şey normalse bunu kontrol eden bir entegre var. Evet. Direkt entegreye gidebiliriz. Bunlar darbeye bağlı. Gene de zaten kopuyor. Ha, entegreye gittiğimizde de mesela şunu da kontrol ettik. Burayı da kontrol ettik. Bunları kapattık, bu sayfaları. Tamam mı? Şimdi entegremizin iki tanesi var. Ama biz lazım olan kenelde, bak burada örnek vermiş. Şu bacak diyor kopar. Bu bacağı yol alırsınız diyor. Tamam mı? Bu bacak kenelde kopar. Bu bacağı nereden yol alabileceğimizi de göstermiş. Şuradan yol alabilirsiniz filan fıstık. Ya da işte atıyorum, örneklemiş. Nerede örneğimiz? Bak. Bu bacak kopar diyor. Tamam mı? Şuradan oraya yol çekebilirsiniz diyor. Yani bu Vucunsi programı sana zaten birçok konuda şey veriyor. Örnekler veriyor. Evet. Zamanla da sen tecrübe kazanıyorsun. Arıza yapa yapa. Ne yapıyorsun? Sen Vucunsi'ye de pek bakmıyorsun bu sefer. Kendin kafana göre bir şeyler yapıyorsun. Şimdi ne yapacağız? Biz dokunmatik entegresini bir sökeceğiz. Evet. Darbeye bağlı kopan bacak var mı yok mu diye başlayacağız olaya. Şimdi cihaz açıkken, ona ekran takılıyken, oraya kaç volt gidiyor, ne kadar gidiyor, onlar da yazıyor ya mesela şu iç şemada. Bunları da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela gelelim şuraya. Söketimiz bu muydu? Evet. Bak. Burada değer var, değer var, değer var. Bak burada diyor ki 13.5 kHz var. Bilmem işte şurada şu kadar volt var. Anladın mı? Bunları da kontrol edebilirsiniz ama bunlar için ayrı bir ekipman almanız lazım. Ekrana oraya takıldığını bildirmeniz için. Yoksa oraya elektrik gelmiyor zaten. O iş çok kafanızı karıştırır. Genelde bu tip arızalar kroniktir. Tamam mı? Bu arızalar gruplarda zaten çözülür, paylaşılır. En rahat deneyeceğiniz yerler buralar. Daha profesyonel işe içine girerseniz bu iş genelde osiloskopa kadar gider. Hala ben mesela merak edip almadım. Kullanmasını da bilmiyorum ama kullanan arkadaşlarımız var. Yani iş uzatmaya gerek yok. 6 plus'larda genelde, netleyeyim seni biraz daha. Şu gördüğünüz parça, evet, şu ve şu ayaklardan kopar. Hı. Yani şurada gibi iki yol, M1 M2 bacağı diye herhalde geçiyor. Bunlar kopar. Bunlar koptuğu için dokunmatik faaliyeti komple gider. Genelde budur. Ama sökmeden bunu göremeyeceğiz. Sökeceğiz. Ya daha fazla ölçümü vır zıvır yapmaya, uzatmaya gerek yok işi. Sökeceğiz. O bacakların sağlam olmadığını kontrol edeceğiz. Sağlamsa tekrar kalıplayıp geri takacağız. Soğuk lehim oluşmuştur. Çatlak oluşmuştur enteklerin altında. Şayet kopmuşsalar da oralara yolları çekip entegreye tekrar kalıplayıp yerine takacağız. Olay bu kadar basit. İşi uzatmaya gerek yok. Şimdi burada cihazımızı nelerde korumaya alacağız? Ha, buradan da gösterebilirsin. Buradan. Şimdi bunun alt yüzeyinde ne var? Söktüğünüz yerin alt yüzeyi işlemciye yakın. Tamam, dikkatli olacaksınız. Bu bir. İki. Isı fazla aşağılara dağılmasın diye. Tamam mı? Şöyle bir engel koyabilirsiniz. Tam dokunmadığı ben buradan. Ha, sen de görüyorsun. Tamam. Gördün mü? Evet. Üzerine bizim meşhur parayı koyabilirsin. Evet. Az daha pay vereyim ona. Az daha aşağıda. Rahat olsun. Ondan sonra cuma, bu tarafta Wi-Fi kadı var. Isı Wi-Fi kadına da, Wi-Fi kadına da düzgün yayılmasın diye. Onu da göstereyim ben size. Buradan geniş açın. Gördün mü Wi-Fi? Evet. Onun üzerine de ısıyı fazla yaymasın diye bir koruma yapabilirsiniz. Bu arada Adem önde biriyle konuşuyor sanki. Bir müşteri varmış gibi. Bir pause yap bu vaziyette. Pause ile bir. Tamam, sana el sallayacağım şimdi. Ne diyeceğim ben? Neredeydi o? Bak, gördün mü? M1 bacağı. Nereye gidiyormuş? Gördün mü? Evet. M1.
L1 bacağı nereye gidiyormuş? Buraya gidiyormuş. Koban bacakları buradan bulup yapabiliyoruz. Şunları da kapatabiliriz artık. Yani bunları bu kadar kim açtı lan? Bu iş. Bak kapı da güzelmiş. Bu da yeni çıktı. İlginç. Tamam sen onu kurcalayacaksın ha. Bize göster. Bunu kurcalayalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burayı sökmeden önce buraya biraz flax yediriyoruz. Görünüyor mu şu an yaptı? Kısmen. Kısmen yeter. Bakalım neredeyiz ha? Size göre biraz şey değil. Değil mi? Flax'ımızı yedirdik. Evet. Fenovyamızı alıyoruz. Evet. Fenovyamız ısına bakıyoruz. 400 derece maşallah. İşlemci uçar. Maşallah 400 derece sen ne yaptın? 400 onu? Derece işlemci uçar arkadaşlar. 340-330 kalibrasyonunuzu bilmiyorum. Neyse ben 350 ile çalışabiliyorum. Uçumuz biraz ufak gibi sanki. Bunun az daha büyüğünü alıyoruz. Değişiyoruz. 400 derece ile ne yapıyor biliyor musun? Ne yaptın? Skyline araba kumandası. Harbi mi diyor? Evet. Düğmesini değiştim. Ya arkadaşa iyilik olsun diye yaptım yani. Anladın mı? Nedense bu bozulan araba kumandalarını telefonculara getiriyorlar Kemal abi. Hayır adam şimdi tanış olunca hani Kemal'e gideririm. Bende bozuk bir kumanda var. Evet. Onu veririm. Ondan parça onu aktarır diye geldi adam. Yani biz de kıramadık yani. Mantığı o. Anladın mı? Anlat. Ya sen hala görüyor musun? Evet görüyorsun. Şimdi arkadaşlar bunu nazikçe ısıtıyorsunuz. Isınmanın da naziği neyse işte onda. Pentagon'un ısınıp ısınmadığını yoklayacağız. Ha, sen oradan görüyorsun tamam. Hemen de şöyle çok hafif dokunuşlar yapıyoruz şeye, pentagon'a. Hala ısınmadı arkadaşlar. Bu entegre sökme takma işini elinizdeki hurdalarda bolca deneyin. Kendinize göre bir ısı ayarıyla el ayarı, hassasiyet ayarı geliştirin. Hah, kıpırdadı farkında mısın? Evet. Yani size göstermek için biraz fazla kıpırdattım. Ne yapıyoruz? Bu kıpırdatsa yeterli ısıya ulaştı. Ayakları da kopmayacaktır. İki sefer yapacağım sizin için. Aynı işi. Görmüş olduğunuz gibi bunu burada ne yaptık? Aldık. Aldık. Koban herhangi bir bacak var mı? Yok. Yok. Yani buna deli gibi davranmazsanız, sesimi yükselteceğim. Hı-hı. Isınmadan asılayım, bilmem ne yapayım derseniz hı-hı, kopar. Altta kopmayacak olan şeyleri de koparırsınız. Nazik olursanız genelde koparmazsınız. Korumalarınızı iyi yapın. Ama dediğim gibi elinizi kalibrasyonunu siz ayarlayacaksınız. Yani hurdalarından sökeceksiniz, takacaksınız. Bir tane, iki tane değil. Onlarca, 20 tane değil. 50-100'e kadar. Bütün entegrelerden sökün de 100 sefer boş kaldığınızda hem havyanızı tanırsınız, hem flaksınızı tanırsınız, hem çimbazınızı ve hem de el yedeneğinizi rahat olan şekli tanımış olursunuz arkadaşlar. Benden size tavsiye. İşte dönelim mevzuya. Şimdi evet, yine bir lehim alma teli yardımıyla hı-hı, buradaki eski lehimleri temizleyeceğiz. Ama onlardan önce bu lehimleri biraz yumuşatmak için. Evet. Tamam mı? Yüksek 80 derece sıvı lehim ya da işte del lehim de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Bunu da kullanabilirsiniz. Ya da bu herpinizde olmayabilir. Ama sıvı lehim teli vardır herkeste. Bu işi yapıyorsa. Bunu kullan. Şu bize havya kullanırken engel olabilecek malzemeleri şu anlık böyle bir kaldıralım kenarlara. Daha rahat çalışabilmek için. Üşenmeyin, rahat çalışın. Havyayı da açın. Havyayı açmasanız çalışamazsınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Burada biraz flux olduğu için
Tekrar evet. Flux koymadım. Rahat rahat böyle yumuşak yumuşak gezebiliyorsanız, tamam mı? Flux'a ihtiyacınız yok. Ama burada kadur kudur işler olmaya başlıyorsa, pörtüleşiyorsa buraya biraz flux sıkın arkadaşlar. Göremiyorum. Tamam siz görmeyin, tamam. Ay, gel mantığını anlatmıyor da. Her şeyi de görmeyin. Bak. Sana göstereceğim tergen. Tamam sen takıl kafana gel. Az daha yolu koparıyor. Buranın kabalığını böyle aldıktan sonra şurada da kalmış. Tam manasıyla alabilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Gene şeylerimizi koyup fenavye ile alacağız. Ama şimdi bu alt ısıtıcı olmadan çalışma yöntemi. Birçok arkadaşımız alt ısıtıcı sormuş. Nasıl kullanılır, ne yapılır filan diye sormuş. Biz ne yapıyoruz? Şimdi bundan sonrasını sanki alt ısıtıcıyla başlamışız gibi videoya devam ediyoruz. Bu arada bir alt ısıtıcı tanısı da yapalım. Daha önce de neyi tanıtmıştık biz? Iliwork. Iliwork. Şimdi onun farklı bir versiyonu tanıtıyoruz arkadaşlar. Tanısınlar bana denk geliyor. Bak home duşunda işlem yaparken, evet, parmak izi okuyucusu filan tamir ederken, işte işlemci ve entegreleri diyelim burada temizlerken böyle bir aparatı var. Bu kiminmiş? Ne ya bu? Sonshin. Tamam, bu bunun bütün aparatları var. Mesela ne var? Bu dip cihazlar için alttan ısı versin diye şöyle var. Evet. İşte atıyorum. Daha değişik versiyonları var. Evet. iPhone X, XS Max bilmem ne. Portları ayırmak için ve benzer. Yani sadece buna özel detaylı tanıdım isterseler yaparız demeyeyim ya. Alsınlar, kullandıkça tanırlar zaten aleti. Ben mantığını göstereceğim şimdi zaten. Bu aletimizi alıyoruz hızlı bir şekilde. Elektriğe bağlıyoruz. Kullanacağınız aparatı, yani bir sürü aparatı var. Tamam mı? Kullanacağınız aparatı da hemen ne yapıyorsunuz? Buradan sıkmaya da gerek yok. Zaten yanlış takamazsınız. Kızaklı çünkü. Buraya koyuyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Şu an bunları alalım. Artık bunu da bir kenara koyalım. Bunu buna nasıl yerleştireceğim diye herhalde sormazlar. Otomatik olarak. Yani bütümen uyduracaksınız arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bütümen. Altta zaten işlemcinin koruyucu bedleri filan muhafazaları üstünde. Ayrıca bunun altına ıslak pamuk filan koyup biraz daha da engel olabilirsiniz ısınmasına ama gerek yok. Tamam mı? Çok fazla ısı vermeyeceğiz. Bunu buradan bu şekil mesela köşeye dayadım. Şöyle. Evet. Hani sabitleyeceksin işte artık kafana göre. Burada ayarlar var zaten. Sabitleyemedim. Bunu da oradan sabitledim biraz. Bunu da bunun üstüne getireyim. Tamam. Bu burada neredeyse sabit. Şu olmadı. Şunu da şunun üstüne getireceğiz. Ne oldu? Gördün mü? Evet. Bu burada artık sabit. Ortalama alt ısıtıcıyı, yani bunu 300 dereceye kadar da çıkarabilirsin ama kaynar. Gerek yok. Sana yardımcı olsun diye kullanacağın için, yani daha hızlı entegre ısınsın, daha hızlı işlem yapayım üstünde, daha hızlı havyama tepki versin diye kullanacağın için bunun ortalama nedir? 150 biraz riskli ama yani oralara kadar çıkılabilir. Ben ortalama 130-135'lerde bunu kullanırım. 130. Gördüğün gibi 120 derece ısındım diyor. Şu an 130'a çıktım diyor. Yine tekrar mikroskopun altına dönelim. Şimdi bize şu anlık bir şey lazım değil zaten. Ne yapıyoruz? Az önce ne demiştik? Ölçüm yapalım. Kopan bacak var mı diye. Evet. Genelde M1 ile M2 bacağı kopar. Kemal abi yarım saattir ayaktayım. Olabilir. Şimdi alttan ısındığı için hızlı tepki verecek bizim temizlik malzememize, tinerimize filan. Hemen de kuruyacak. Gördün mü? Evet.
Evet. Şimdi yine trenç modunda çit sesi almamız yeterli arkadaşlar. Bizim hangi bıçaklar kopabiliyordu? Gördün mü? Evet. Görüyorsun, göremiyorsun. Şunla şu genelde kopan bıçaklar. Anladın mı? Bakacağız. Kopan bacağımız var mı? Şurayı değdireceğiz. Kopmamış. Şunu nasıl bakacağız? Arkadaşım. Hı? Nasıl? Yani şu bacakta kopabilir demiştik. Bunu da ölçebileceğiz. Yani şunu. Ha, bu köşedekini. He, köşedekini. Kopmamış gözüküyor ama. Yine de hani tiyolara göre bu da kopuyor diyorlar. Orada sağlam olsa da. Ama ha, kopu kopmadığını şöyle de anlayabilirsiniz. Pardon. Konu konuyu açıyor. Bundan omaj alabiliriz. Bu değil restansımız. Ödegi restansımız nerede? Şunun içinde direkt gözüküyor mu? M1 bacağı hayır. O zaten boştaymış. Ha, M1 bacağı ve M2 bacağı. L1 bacağı. Şimdi bakıyorsun. Burada gösteriyor. Görüyor musun? 480'e 765. Bu değerleri alırsak zaten bir şey kazıyıp bakmamıza gerek yok. Kobarsa şayet yine kazıyabilirdik ama. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu herhangi bir yerden şasiye değdiriyoruz. M1 bacağımız hangisi? Hemen en köşenin kenarı. Yani şu. Ne veriyor? 382. 480. Tamam. Yanındaki de L1'di. 572. 765 diye göstermiş. Ama bak benimki zaten düşük değerlere sahip. Gördün mü? Evet. 570. 670. 670. Buradaki değerler bazen de tutmuyor. 480, 380, 100 omaj farkı var ama ikisinden de omaj veriyor. Yani bu ne demektir? İkisi de sağlam. Kopsalar zaten omaj vermezler. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Son bir kat. Ha, kopmuş olsaydı bak, teş kopmuş olsaydı bunlar. Aslında koparabiliriz mi? Çok uzar video. Ya daha önce yol çekme videosu göstermiştim. Farz edelim şu bacak koptu. Yani evet. Sen sökerken koptu. Görmüş olduğun gibi geldiği yer şurası zaten. Şurayı kazıyorsun. Tamam mı? Bir katını. Evet. Kazıldığında altta zaten bakır bir şey göreceksin. Oradan buraya direkt yol alıyorsun. Küçük bir, ya, küçük bir yol. Oldu bitti. Yani yol alma videosu zaten yapmıştım. Ama bunda da kopsaydı tekrar yapmış olurduk. İnşallah başka bir videoda denk geliriz. Şimdi işi uzatmayalım. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Alttan 130 derece ısıttığımız ordumuzu. Üstten de ne yapıyoruz? Şu kalan lehimleri, torduları alıyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz entegreyi falan diyecektim ama öyle bir şey yapmadık. Yok. Yani bir entegre kalıp gitmesi çekmiş olacağız. Tam sizin görebileceğiniz şekilde yapıyorum. Buraları önden biraz flux gezdiriyorum. Ama kafana vurma tel bir şeye. Özür dilerim. Yine fenovya yardımıyla beraber hızlı hızlı üstünde farkında mısın? Hızlı hızlı gezdiriyorum. Çok da fazla ısıtmıyorum bordu. Çünkü artık direkt aşağı ısı verecek üstünde bir katman olmadığı için hemen alt kata ısıyı verebilir işlemci. Ama farkındaysan hemen dondu. Alt ısıtıcının faydasını anladın mı? Anladım. Yani az önce yani 10 saniye tutuyordum bu entegre ısınsın diye ya da orası ısınsın diye. Şimdi alttan 130 derece ısı olduğu için üstlerinde biz 180 derece lehimle bunu kalayladığımız için direkt 180 derece fenovya tutar tutmaz çıkıyor. Hızlı hızlı işlemini yapıyoruz. Böylece sağa sola bir zarar gelmiyor. Şu biraz kıpırdadı ama hala yerinde. Evet. Tamam. Şimdi bordumuzu bir kenara ayırıyoruz. Ne yapıyoruz? Enteklemizi alıyoruz. Enteklemizi alıyoruz. Enteklemizle işleme devam edeceğiz arkadaşlar. Enteklemizi bir peçete yardımıyla daha rahat kalkarız. Peçetenin üstüne koyuyoruz. Peçete de Almanya'dan geldi. Ha, Almanya'da özel getirdik onu. Entekli kalıp peçetesi. Üstünde ayıcıklar. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar dikkatli çıkarırsanız çıkarın. Gördün mü? Yani bütün toplar eşit değil.
Ya her ne olursa olsun bunu söktüğünüzde toplar eşit dahi olsa bunu ne yapın arkadaşlar? Tekrardan kalıplayın. Evet. Hemen hızlı hızlı bir entegre tutucu alalım elimize. Daha rahat çalışabilmek için üstünde bir tutucuya koyuyoruz enteklemizi. Koyduk mu? Koyduk. Yine aynı mantıkla hızlı. Diriliş başlayacak. Sen Allah sen ne yap. Biraz flux koyuyoruz üstüne. Hemen sıvı leğimizi, yaman telleğimizi alıyoruz. Hatta mikroskoptan bakarak çalışayım böyle yani profesyonel abi. Bir adam var ya yemek yapıyor kameraya bakarak. He. Ya ben de onun gibi yapayım. Fazlalıkları üstünden alıyoruz. Hatta az önceki lehim telimiz vardı ya. Hı hı. Lehim telimizin yardımıyla da sıfırlayabiliriz. Evet. Ama gerek yok ama sırf onu da göstermek için tutayım. Kameradan bakma. Bir daha aldım. Başım döndü. Yok nereye tuttuğumu biraz fark ediyorum. Alışkın değilim. Arkadaşlar bunu böyle çekerken çok hassas yani ben bastırmıyorum ha. Yanlış anlamayın. Neyse bu uzuyor böyle. Ben buradan daha rahat çalışıyorum. Bir de buradan 3 boyutlu görüyorum. Isınıp ısınmadığını da anlıyorum. Bunu çok bastırmıyorsunuz. Entekliğe zarar verirsiniz. Ha bunu taktınız, kalıpladınız, çalışmadı. Bu entekliği değişebilirsiniz arkadaşlar. Entekliği arızalanmış da olabilir. Enteklilerin altlarını temizlerken öyle vurur diye bastırmıyoruz. Yani bunun püf noktası bu alttaki lehim telinin ısındığını hissediyorsunuz. Lehimlerin eridiğini hissediyorsunuz. Ondan sonra kıvırdatıyorsunuz. Ondan önce kıvırdatırsanız oradaki ayakları, yolları kobara kobara gelirsiniz. Entekli elinizde kalır. Hadi bu dokunmatik entekli ıslatılıyor da bansı da başka bir entekli yapmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Güzelce de bir temizliyoruz üstünü. Hemen peçetemiz yardımıyla. Evet. Türk peçetesi yardımıyla. Aha! Hazır, kalıba hazır, derdemiz bir entekliğimiz var arkadaşlar. Çok basit ve hızlı bir şekilde geçiyoruz. Hemen bu entegreyi yapmaya. Tabii sizin köründe gene gitti. Çünkü yükseklik bitti. Heh. Tamam. Şimdi bir kalıp alıyoruz elimize. Universal bir kalıp da olabilir. Herhangi bir kalıp da olabilir. İlla bunun kalıbını bulacaksınız diye bir kaydı yok. Ama var mı elimizde diye bir bakalım. Ha bu dokunmatik entegresini sanki böyle göreceğim. Altı. Şöyle bir üstüne gelelim. Oradan görünüyor değil mi? Tamam şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi eşitledi mi? Eşit mi? Evet. Her yer eşit. Güzel. Hemen elimize alıyoruz sıvı lehimimizi. Lehim sürmek için bir tane şey lazım bize. Şundan olur. Lehiminiz çok sıvılıysa yani çok yumuşak ve flakslıysa böyle bir peçete alın. Daha rahat olur. Hani benimki o kadar şey değil ama yine de size göstermek için. Hani bizimkiler patlıyor, çatlıyor, zıplıyor diyorsanız ha böyle yapın. Peçeteyle kurulayın. Tamam mı? Sonra tekrar peçetenin üstünden alın. Şimdi o fazlalık sıvıyı flaksı üstünden peçete biraz almıştır. Hatta yani peçete de birkaç tur daha attırabilirsiniz. Hızlı hızlı gidiyorum. Onun için sadece mantığını gösterip öğretiyorum size. Ya kendinizi geliştirmek her videoda dediğim gibi size ait. Biri sizi zorla geliştiremez. Bunun altyapısı bu. Herkesin eli farklı çalışabilir bu konuda. Ya her drava sürdüm flaksı senin diyeceğin bir şey. İyi bir şey. Köpek ya. Ben burada oturdum. Oturmadım. Ayaktayım video çekiyorum. Ne yaptım evet. Ya? Bir haltları yerine alın. Sabit tutuyoruz onu artık. Yine 350 derece olabilir. Biraz uzaktan tutuyoruz fön havyamızı. Oradan gözüküyor mu? Yes. Şimdi burada bir büyü oluyor. Büyüyü hissedin. Fazla hızlı verirseniz şişer, dağılır. Yavaş verirseniz 3 saat sürer. Hani bir karar. Burayı ısıdı. Gördüğünüz gibi büyü gerçekleşti. Emin olmak için şöyle bir üstünden biraz daha geçelim.
soğusun diye. Biz buradan fön abi açalım. Şey fön abi. Ver bana. Hatta topunuz varsa topunuzdan yapın. Sonra yine böyle güzel yumuşak bir fırça yardımıyla, çok da yumuşak olmayacak, orta düzey, hafif kalıbınızı esnederek bunu aşağı yönlü ittirerek buradan çıkarmaya çalışın. Çıkardık. Kalıbı bir kenara atalım. Çevirelim dersine. Çeviremiyoruz. Çeviremiyoruz. Çevirdim. Bakalım yapabildik mi kalıbı ilk denemede? Yaptık ama demek ki tam soğumadan uğraştık. Ne oldu? İki bacak birbirine değdi. Bir bacak koptu, kaçtı başka yere. Hemen o kacağı alıyoruz. Yerine iade edeceğiz arkadaşlar. Ne be lan şey? Ne? İnsan ablaya da. Ha buradaymış. Göremedim. Şimdi buradaki bacağı çaktırmadan böyle kurtarıyoruz ödekilerinden. Yerine değdiriyoruz. Şimdi bunun üzerine tekrar flax ekliyoruz. Pardon, flax için bizimiz vardı zaten. Şunu kapat. Başım şişiyi. Tamam. Sonra bunu ne yapıyoruz? Sabit tutuyoruz. Tuttuk mu? Evet. Sen görüyor musun? Hı hı. Rüzgarı biraz kesiyoruz. Çünkü orada bir tane atlayan zıplayan kaçak vardı. Uçmasın diye. Uçmasın diye. Hı. Sakince üstten aşağı geliyoruz. Bir daha kalıpla uğraşmamak için. Anam gitti kenarlara doğru. Gördün mü çakalı? Gördün mü? Hı. Görünüyor değil mi? Kaçıyor. Çakal. Kaçmayacaksın. Orada bekleyeceksin. Bir yere gidemezsin. Ağzını burnunu kırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir büyü daha oldu. Parladı. Farkında mısın? Hı. Bırakıyorsunuz. Hı. Sıcakken ellemiyoruz. Hanesin. Zaten soğudukça matlaşacak göründü. İçer mi içer ama bunu? Yok soğumuştur şimdi öyle. Evet. Şimdi neyimiz var? Kacağımız göceğimiz? Yok. Yok. Bunu böyle olduğu gibi bırakabiliriz. Sadece inceleyeceğim arada toz tordu bir şey kaldı mı diye. Çalıştığımız ortamdan dolayı araya bir şeyler sıkışır. Bak netleştirdiğimde gördün mü? Şurada bir tordu var. Hmm. Başka neyse bu taraflara bakalım. Gerek yok. Ben bunu oradan alayım. Bu parçayı. Ben ona özen gösteririm arkadaşlar. Onu orada bırakmam. Bir şey de göster. Ya siz de alın işte daha buradan bir incecik neşter ucu yardımıyla bilmem neyle o pisliği oradan çıkarın. Tamam gösterdim. Gördüğünüz gibi oradaki pisliği de çıkardık. Temiz. Üzerindeki flax öyle kalabilir. Şimdi bordumuza geri dönüyoruz. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Evet geniş açıyla size vereceğiz. Tabi bunu hangi tarafı ısıtacaktık biz? Şu tarafı ısıtacaktık. Onun için şöyle. İşlemciye ders dış yüzeyle. Yani ısıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hı. Mantığım şu. Ben bu bölgeye şuradan çekebilirsin. Ben bu bölgeye sıcak hava verdiğimde şuralara, şuralara, şuralara atlamasın. Anladın mı? Şu dış en az hasar verebileceği yer şu taraf. Şu tarafa doğru ısıtıyorum onu genelde. Normalde bunu 90 derece ısıtırsanız çok hızlı yerleşir. Hı. Ama ben biraz acıyı yani 20-25 derecelik bir açıyla aslında ısımın birçoğunu da kaybediyorum. Çünkü çarpıp gidiyor. 90 derece verdin mi direkt üstüne gelir. Evet. Çarpıp gidiyor ama alt ısıtıcı da bana yardım edeceği için hızlı hızlı oturacağını düşünüyorum. Evet. Ve işlemciye falan etrafa daha az hasar vereceğini düşünüyorum. Benim mantığım. Benim mantığım. Bunların hepsi kişisel mantık arkadaşlar. Herkes kendine göre bir şeyler geliştirebilir. Benim ustam bir şeyler öğretti bana. Ben de onları bu şekilde geliştirmeye çalışıyorum bana göre. Ustama göre bunlar zaten çerez işler. Bir daha bu işleri becerebilsem aceleden. Şimdi enteklemizi aldık. Evet. Enteklemizi buraya koyuyoruz. Koyuyoruz da bu enteklemiz burada nasıldı daha önceden? Noktası ne tarafaydı?
Evet. Ha, onu sökerken bakacaktınız. Benim gibi sökmeden bakarsanız şimdi ararsın. Bak nokta nerede? Mesela Vujinsi gibi programlar, ZXV gibi programlar burada noktasını gösteriyor. Anladın mı? Evet. Hatta bu hani board gibi bedava programlar var. Hani para verip almayanlar için diyorum. Onlarda da nerede buluyorsunuz bu noktalama işaretini? Onu da göstereyim. Nerede? 6 plus. 6 plus. Açalım. Neredeyse? Şurası. Gördün mü? Evet. Kırmızı bir çizgi var. Hı-hı. Anladın? Yani şu nokta diyor bu tarafa gelecek ve yukarı bakacak diyor. Mantığı o. Şimdi bunun noktası nerede? Noktası. Tabi yukarı. Bir saniye video çekiliyor. Yerleştiriyoruz. Ben bir daha sana bir daha yine şaka yapmayayım. Ben sana göstereceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Sen görüyor musun? Evet. Yine fenovyamızı alıyoruz. Hı-hı. Isı rüzgar ısımızı şey rüzgar hızımızı düşürmüştük. Tekrar 50 bara çıkarıyoruz. Evet. Havyamızı sen gör diye biraz da geri tutayım. Görünüyor mu? Kısmen evet. Az daha tutayım. Ha. Gördüğün gibi geziyor. Farkında mısın? Hı-hı. Üzerine tutuyoruz. Ha. Kendi kendine oturdu. Gördün mü? Evet. Hafiften tıklıyoruz. Çok hafif. Ve tıkladık. Gezdi geldi. Ben yerimdeyim diyor. Evet. Alt ısıtıcının ne işe yaradığını anladınız mı? Şayet alt ısıtıcımız olmasaydı onun üzerinde 20 saniye yakın bekleyecekti. He, o haber bekleyecekti ama alt ısıtıcı olunca 200 saniyede halloldu. Alt ısıtıcının dezavantajları var, avantajları var. Yani bu altında işlemci o yanı bu yanı ısıttığı için evet. Isı çok daha hızlı dağılıyor anakarda. Yani işlemci şunu bunu kusturma şansınız da yüksek. Alt ısıtıcınız çalışıyorsanız alt ısıtıcınız çalışın. Ama alt ısıtıcı rahatlıktır. Ama bunun için ne dediğim gibi hurda bordlarda tecrübe kazanın. Tamam, hurda bordlarda tecrübe kazanmadan işe kalkışmayın. Evet. Neyse şimdi hemen bunu buradan siliyoruz. Şeyi çıkarıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Şimdi bordunuz tamamen soğumadan çok fazla hareket ettirmeyin arkadaşlar. Hatta bak burada hareket ediyor ben ettirmiyorum. Evet. Şimdi aşırı derecede ısınmış az önce de bir 350 derece ısı geldi. Şu an üzerinde 200 dereceye yakın ısı var. Bunu da hareket ettirdiğiniz zaman göremediğiniz şekilde altlarda yani anakardın entegrelerin ayaklarında kıpırdanmalar birbirlerine değmeler olur. Mümkünse olduğu yerde bir 5 dakika sabredin soğusun. Bir 5 dakikalığına mola verelim. Evet. O zaman. Evet arkadaşlar 5 dakika geçmedi. Ben size bilerek 5 dakika dedim. Bu arada bir şey hallettim. Bak şimdi benim böyle bir tane fanım var. Bunun bilgisayar fanı da olabilir. Böyle bunu buna yanaştırırsanız tamam mı arkadaşlar? Hatta şöyle yaparsanız fan nasıl gösterebilirim? Evet. Üşütür. Buradaki ısıyı çeker alır hızlıca. Yani bu sefer 5-10 dakika beklemenize gerek kalmaz. Benim gibi böyle soğutursunuz. Yeterince soğuduğuna inandığım bordumu kaldırıyorum. Şöyle elinizle tutabileceksiniz arkadaşlar. Elinizle tutuyorsanız, eliniz yanmıyorsa yeterince soğumuştur. Mantık bu. Şimdi biz bunu test edelim. Hiç burayla uğraşmayalım da. Kilit yaparken şuraya bir kıtırt ettirdi. Bakalım bir şey kırdık mı orada? Yok kırmamışız. Şunun üstünden geçti ya o klips. Yani küçük şeyler gözden kaçar. Ne oldu bu cihaza? Böyle değildi diye kıvranır durursunuz. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Hiç borda dizmeden. Ha, altı burası. Bak tutturdum lan. E-power'ınızı alıyorsunuz. Güç kaynağınıza bağlıyorsunuz. Masanızın dağınık olması işte böyle arkadaşlar çalışamazsınız. Ha? Masanız dağınık olmayacak. Video amaçlı biraz dağınık yaptık ama idare edeceğiz. Şimdi e-power'ı bağlamadan, bataryaya bağlamadan önce ekranınızı her zaman takın. Bataryaya bağladıktan sonra ekran takarsanız cihazınızı, ekranınızı bir yerleri yakma şansınız yüksek. Şimdi e-power'da henüz elektrik vermediğim için batarya bağlı gözükmüyor. Hı hı.
Ne yapıyoruz? Adamı kırık ekranından başlıyoruz teste. Üçgenliğimizde kısa devre olup olmadığını ilk önce kontrol ediyoruz. Ondan sonra ama tetiklemeyi yapıyoruz. Bakalım bir yerleri bozmuş muyuz? Bozmamışız. Zaten 6'dan 7'den başlayıp 12, 15, 20, 30 diye saydırıyorsa ya şu an normal açılımdadır. Bir açılsın bakalım. İnşallah videoyu sağ salim bitirdik. Başka bir yerde hata yoksa. Yani bu hep bütün hatalar bundandır anlamına gelmez. Ama genelde %70, %80 oranında bu entegre ve orada iki tane M1 ile N1 bacağı kopar. Ondan dolayıdır. Ya da entegrenin komple altında soğuk lehim oluşur birkaç yerinde. Ondan dolayıdır. Her iki harikarda söküp kopan varsa hat çekmek, kopan yoksa bile kalıplayıp geri takmak lazım. Kalıpladınız, geri taktınız. Hatta hatları da çektiniz. Gene çalışmadı. Bir entegre değişin ilk başta. Yeni bir entegre ile deneyin olayı. Olmadı. Bunu anlatsam öyle olmayacak. Evet. Olmadı. Abi devam edin araştırma. Bırakın beni. Bingo'du falan var mı? Bilmiyorum. Kaç? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Niye bilmiyorsun? Ha? Görüyor musun? Görüyor musun? Ha, görüyorum. Görüyor musun? Ha. Görüyor musun? Evet. Görüyor musun? Görünüyor mu? Işığı solup Bingo'dunu bilseydin ışığını açardık. Ha. Rahat rahat çalışıyor. Ama şu an görünüyor mu ekranda? Evet, görünüyor. Çalışıyor. Az dur. Şöyle yapalım. Işıklı bir yere gidersek. Sensörü bozuk. Hangi sensörü? Işık sensörü. Hayır. Bu şimdi güç kaynağından açtığımız için onu. İşler değişik. Mikroskoptan mı göstereceğim? Görünüyor. Görünmüyor. Yok, ama sen oradan burada ışık vurduğu için daha rahat görürsün. Neyse. Ateminki de hiç göründü mü bilmiyorum. Göründü, göründü. Göründü mü? Gene göründü, çalıştı, göründü. Göründü, çalıştı. Evet arkadaşlar, geçmiş olsun. Bak bu şekil, bu çalıştı. Ama dediğim gibi, yani iş daha da uzayabilirdi. Şu anlık Allah'a şükür olsun. Tarbiye bağlı büyük ihtimal çatlak vardı entegrenin altında. Söktük, yollar da sağlamdı. Kalıpladık, çalıştı. Şimdi dönelim açık oduruma. Geç öteki tarafa. Aa, geçtim. Ay! Sonunda oturdum. 52 dakika sonra oturmak. Evet. Arkadaşlar bu saatten sonra yani dokunmatik arızasını yaptık. Güvenlik kodunu arkadaş bilmediği için sağ olsun getiren arkadaş. Getiren arkadaş kim? Getiren arkadaş Kökbek Bey. Bilmediği için ışığını açıp göstermedik ama illaki videoda bastığım yerler ağaçlar ama filan girdim. Görülmüştür. Dönelim. Ha, buraya kadar geldik. Bu tamirle alakalıydı, bitti. Buradan sonra izlemeyebilirsiniz. Bundan sonra ne diyeceğim biliyor musunuz? Arkadaşlar önümüz yılbaşı. Evet. Müslümanlar olarak. Evet. Yıl başında arkadaşlar Müslümanlar olarak diyorum. Allah'a isyan edecek işler yapmayın. Yeni bir yıla girmiş, bir yılı bitirmiş, bir yılın karını, zararını, yeni gireceğiniz yılın hesaplarını ve yeni girmiş olduğunuz bir senenin tebriğini yapın. Ama Müslümanlığa aykırı hiçbir şey yapmayın. Beni izleyen Yahudi ya da ne bileyim Hristiyan ya da başka bir grup da olabilir ya da arkadaş olabilir. Onların bayramı zaten. Onlara hiçbir lafım yok. Adamlar inancına göre, onlara göre bayram. Onlar bizim kurban bayramımızı kutlamadığına göre sizden ricam biz de onların gibi kutlamayalım. Yeni yılınızı tebrik edin. Birbirinizin yeni yılını arayın, tebrik edin. Hayırlara vesile olmasını dileyin. Ama yılbaşı özel diye sırf yeni yıla giriyoruz diye bayram yabarcasına bir kutlama yapmayın. Yani gece işte bazı arkadaşlar dedi ki işte gelenek görenek olarak iki duble rakı içer filan, o da çok da önemli değil filan. Öyle bir şey yok abi. İki duble rakı dinlen, bir duble rakı işte bir dansöz oynar. Yok bir milli piyango, bir tombala çekeyim. Yapmayın bunu arkadaşlar. İki günlük dünya pat diye ölüyorsunuz. Akşam yat sabah kalkamıyorsunuz. Ah vah deme şansınız da kalmıyor. Ya sizi seviyorum. Lütfen yeni yılınızı normal bir yeni yıla, yeni bir yaşa ya da işte yeni bir hayata başlayacak şekilde kutlayın. Birbirinizi arayın, tebrik edin ama hiçbir şekilde dininize ya da Allah'a isyan edecek bir şeyler yapmayın. Mümkünse yapmayın. Diğer dinlere mensup arkadaşlara bir lafım yok. Herkes inancına göre yaşıyor. Onlar da ondan hesaplaşacak.
Sizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Bir sonraki videoda, hatta belki de bir sene sonra diyelim, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.